Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere Ebubekir Errazi'den bahsedeceğim. Kendisi tabiyyun yani doğacı, naturalist ekolünden hekim ve aynı zamanda bir filozofmuş. Tam ismi Ebubekir Muhammed bin Zekeriya Errazi. 865 yılında Rey'de doğmuş, yine 925 yılında Rey'de vefat etmiştir. Evet, hocaları arasında Ebu Zeyd el-Berhi, Hasan bin Mansur el-Hallaç, Huneyn bin İshak gelmektedir. Öğrencileri arasında Ebu Bekir bin Karih vardır. Ekol mensubiyeti filozof, hekim, tabiyyun. Etkilendiği isim ve ekoller Eflatun, Calinus, Cabir bin Hayyan, Kindi. Etkilediği isim ve ekoller Seyyid İsmail Cürcani, İhvan-ı Safa, İbn Miskeveh, Ebul Fereç İbnül Cevzi. Evet hayat arkadaşlar. Bugün İran'ın başkenti Tahran'a yakın bir yer olan Rey'de 865 yılında doğdu. Tıbbın kurucuları Hipokrat ve Calinus'tan yani Galen'den sonra tıp ilmine yaptığı önemli katkılardan dolayı Arapların Galeni unvanıyla anılmaktadır. Gençlik döneminde felsefe ve edebiyatla ilgilendi. Şiir yazıp ut çaldı ve belli bir yaşa geldikten sonra geçimini sarraflıkla sağladı. Sarraflık mesleği onu madenlerin yapısını incelemeye yani kimya ilmine yöneltti. Kurduğu laboratuvardaki kimya deneylerinde ortaya çıkan gazlar yüzünden gözleri rahatsızlandı ve ömür boyu süren bu rahatsızlık sebebiyle sonraki hayatında tıp ilmine yöneldi. Razi felsefi ilimlere vakıf gezgin hekim ve filozof Ebu Zeyd el-Berhi'den dersler aldı. İlmi olan tutkusunu felsefi otobiyografisi olan Es-Siyaretul Felsefiye adlı kitabında anlattı. Tahsilini tamamlamak için çıktığı seyahatte Horasan bölgesindeki çeşitli merkezlerde Yunan, Hint, İran ve İslam tıbbı üzerine araştırmalar yaptı. Bu araştırmaları sonucunda büyük bir tıp bilgisine sahip oldu. Hekimlikte şöhreti kavuştuktan sonra Halife Müktefi Billah'ın daveti üzerine yaklaşık 40 yaşında Bağdat'a gitti. Halife Müktefi Billah'ın saltanatı 902 yılı ile 908 yılı arasında idi. Vezir Kasım bin Ubeydullah'tan destek gördü. Aralarında İshak bin Huneyn'in de olduğu çeşitli hekimlerle müzakereler yaptı. Bağdat'ta 100 hekim arasından seçilerek Bimaristanul Mutazadi adlı hastanenin başhekimi oldu. Doğduğu şehir olan Rey'e dönünce oradaki hastanenin yani Bimaristan'ın başhekimliğine getirildi. Her alandaki geniş bilgisi tıptaki üstün başarısı ve sağlam karakteri sebebiyle hem saray hekimi hem devlet işlerine danışman olarak görev aldı. Buhara'da Samaniler Devleti'nin hükümdarı Ahmet bin İsmail'in özel hekimliğini yaptı. Ahmet bin İsmail 907 ile 914 yılları arasında saltanat sürmüştür. Hükümdarın huzurunda Ebu Hatim Errazi ile felsefi konularda ve nübüvvetin gerekliliği gibi dini konularda tartıştı. Samani Devleti'nin Rey Valisi Mansur bin İshak'ın desteğini kazandı ve onun için Et-Tıbbül Mansuri ve Et-Tıbbül Ruhani adlı eserlerini yazdı. Hayatının sonlarına doğru gözlerine katarak indi ve Rey'de 925 yılında vefat etti. Razi başta tıp ve felsefe olmak üzere hemen bütün bilimlerde eserler, birçok filozof ve tabibi eleştiriler, kendini eleştirenlere karşı reddiyeler yazmış üretken bir filozoftur. Razi İslam düşünce tarihinde ise Allah'a inanmakla birlikte alemin başlangıcı olmadığını savunarak İslam inançlarından sapmış bir filozof olarak tanınmıştır. İnkarcı fikirleri nedeniyle felsefi anlamda takipçileri çıkmamış, bilim dünyası onu daha çok tabiat bilimleri ve tıp alanındaki başarılarıyla tanınmıştır. Yani işte tabiyyun arkadaşlar, doğacılık, naturalist demek.
yani alemin başlangıcı yok. Alem bir nevi ilahtır, yani deist bir düşünceye sahip imiş. Öğretisi: Razi geniş bir hoşgörü ortamında gelişen felsefi düşünceleriyle deist inancı temellendirmeye çalışmıştır. Bir deist olarak Razi, Allah'ın verdiği akıl gücü ve adalet duygusunun insanlar arasındaki düzen ve mutlu bir hayat için yeterli olduğunu, dine ve bir peygamberin rehberliğine gerek olmadığını savunmuştur. Ayrıca Allah'ın evreni sonradan yarattığı inancını ve sudurcu varlık anlayışını reddederek yaratıcı, nefis, madde, zaman ve mekan şeklinde beş başlangıcı olmayan, yani beş ezeli varlık kabul etmiştir. İşte deistliği buradan gelmektedir arkadaşlar. Bilimler: Ebubekir Errazi, İslam felsefe tarihinde tabiyyun, naturalist, doğacılık akımının kurucusudur. Yani bugünlerin naturalistlerinin yine babaları bizim Arap ülkelerinden, İslam dünyasından da gelmiş. Bu da çok ilginç bir durum arkadaşlar. Bu ekole mensup filozoflar felsefenin özellikle tıp, kimya, simya, kimyanın başka bir ismi, botanik, zooloji, matematik ve astronomi alanlarında otoritedirler. Razi tıp alanında gözlem, deney ve tümevarım yöntemlerine dayanmasıyla tanınmış, bu özelliği İbn Sina gibi filozoflar tarafından eleştirilmiştir. El-Havi'deki atıflarından anlaşıldığına göre kendisinden önceki bütün medeniyet havzalarında ortaya çıkan tıbbi gelenekleri herhangi birini dışlamadan incelemiştir. Diğer yandan El-Havi tıbbi notlar teşhis, tedavi, patoloji, tiryakler ve eczacılık alanlarında büyük bir derleme sayılır. Ebubekir Errazi'nin kimya alanındaki çalışmalarının önemli bir yeri vardır. Değersiz madenleri bir takım işlemlere tabi tutmak suretiyle onlardan değerli maddeler elde etmenin mümkün olduğuna inanan Razi'nin, Cabir bin Hayyan'ın bu konudaki çalışmalarından büyük ölçüde yararlandığı bilinmektedir. Kendinin simyayı reddeden görüşlerini eleştiren Razi, uzun yıllar kimya deneyimleriyle uğraşmasının bir sonucu olarak kimyasal maddeleri maden, bitki ve hayvanlardan elde edilenler şeklinde üç kısma ayırmış ve bunların türevlerinden oluşan maddeleri daha alt sınıflara ayırarak kimyasal birleşim ve alışımdaki işlevlerini tespit etmiştir. Bu arada gliserin, soda, sirke asidi, alkol, kükürt, asit ve nitrik asit gibi kimyasal maddeleri bulmuş olması sebebiyle kimyanın kurucularından kabul edilmiştir kendisi. Evet, ahlak düşüncesi. Razi et Tıbbi'ur Ruhani adlı eserinde bedenle ruh ya da fizyoloji ile psikoloji arasındaki ilişkide ruhun aktif rol oynadığını, ruh sağlığının da belli ahlak ilkelerine sadakatle kazanılacağını anlatır. Es-Siratul Felsefiye'de Sokrat prototipinde filozofça yaşamanın ne gibi erdemler gerektirdiğini ve normal ahlaki hayatın temel ilkelerinin nelerden ibaret olduğunu tartışır. Alametul İkbal ve Devle isimli risalesinde karizmatik bir liderde bulunması gereken ahlaki ve psikolojik özellikleri 10 madde halinde sıralamıştır. Ahlakut Tabib adlı eseri hekimlik ahlakı ile ilgili tespit ve tavsiyelerini içerir. Razi'nin ahlakı temellendirirken yararlandığı kaynaklar ise Eflatun, Galen, Stoacılık ve Kindi'dir. Razi'ye göre yaratıcının insana lütfettiği en büyük ve en yararlı nimet, insanı hayvanlardan ayıran bilim ve sanatın kendisiyle yapıldığı ve varlığın kendisiyle tanındığı akıldır. Öyleyse davranışlarımız akla uygun olduğu ölçüde ahlakidir. Aklın işlevini yapmasına engel olan ve onu mahkum konumuna düşüren ise doğuştan gelen ham duygular ve şehevi istekleri içeren nefsane arzulardır, yani hevadır. Bu engeli aşabilmek için insana irade verilmiştir. İnsan ancak hür iradesiyle yaptığı işlerden sorumludur ve davranışlarının iyi ya da kötü olarak nitelenmesi de irade ile ilgilidir. Öyleyse
insanın ahlaki bir kimlik kazanabilmesi için eğitime ve irade egzersizine ihtiyacı vardır. İnsanlar çoğunlukla akıl ve iradeleriyle değil, tutku ve ihtiraslarıyla hareket etseler de mutluluğa giden yol her zaman akıl, bilgi ve güçlü bir iradeden geçer. Ancak erdemli bir filozof, aklını ve iradesini kullanarak arzularını yener ve tam ahlaki bir hayat yaşar. Razi de insanı karamsarlığa sevk edip mutluluğunu engelleyen üzüntü ve ölüm korkusu gibi bazı psikolojik etkenlere dikkat çeker. Üzüntüden kurtulmanın yolu, insanın sevdiklerini azaltması ve beklentilerini asgari düzeye çekmesidir. Bu dünyanın değişimi, geçiciliği ve insanın öldükten sonra ahiret hayatının varlığına inanması onun üzüntülerini ve ölüm korkusunu giderecek duygulardır. Razi, alışkanlıklar yüzünden insanın kendi hata ve kusurlarını görüp öz eleştiri yapması zor olduğundan insanın akıllı ve sağduyulu bir dost edinerek onun eleştirileri doğrultusunda kendine çekidüzen vermesini tavsiye eder. Bununla birlikte Razi, erdemli bir hayatın ancak bilgi ile aydınlanmak ve adalet ilkesini benimsemekle gerçekleşeceğini savunur. Evet arkadaşlar, öne çıkan eserleri Et-Tıbb-ı Ruhani Resail Felsefiye'nin içinde, Es-Siratul Felsefiye yine Resail Felsefiye'nin içinde, El-Havi El-Camül Kebir, Et-Tıbb-ül Mansuri, Ahlakut Tabib, Kitab-ı Şukuk Ala Calinus, Kitap Siru Sina'at Tıb, Kitab-ül Mürşid, Kitab-ül Fusul, Kitab-ül Cideri Vel Hasbe ve Risale Tecaribul Bimaristan. Evet, bunlar Ebu Bekir Errazi'nin yazmış olduğu eserlerden birkaçıydı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde sizinle birlikte inşallah Fas şehrine gideceğiz. Oradaki Kraviyin Camii sizlere daha yakından tanıtacağız inşallah. Görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun, selam ve dua ile.